İstanbul'da yaşayan Çağlayan Fırnız köylüleri geleneksel hale getirdikleri piknik adetini bu Ramazan bayramında da sürdürdü. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Çağlayan, Fırnız, Yaylacık ve Suçatı köyleri, Çağlayan Fırnız Köyü Derneği tarafından bu yıl 11.si gerçekleştirilen bayramlaşma ve piknik şöleninde buluştu. Belgrad ormanlarında yer alan Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte geniş halkalar oluşturularak yaşlıların elleri öpüldü. Sunuculuğunu Genel Sekreter Niyazi Purtaş'ın üstlendiği Çağlayan Fırnız Köyü Derneği Bayramlaşma ve Piknik Şöleni'nde Malatya, Sivas ve Kahramanmaraş yöresinden yanık sesli Türk halk müziği sanatçısı Havanur Karabulut sahne aldı. Sazı ve sözüyle Bülent İlgün ve Vedat Güler'in eşlik ettiği sanatçı Havanur Karabulut, 2 saat boyunca katılımcılara müzik ziyafetinde bulundu. Mahalli halk ozanları Hıdır Purtaş ve Cemal Yasavur da memleket havalarıyla duygusal anlar yaşadı. Kahramanmaraş Çağlayan Fırnız Köyü Dernek Başkanı Kenan Aras ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı etkinliğe Andır'ın Dernek Başkanı Hamdi Çam, Elbistan Körücek Dernek Başkanı Battal Kara, Elbistan Köşk Derneği adına İbrahim Kartal, Yaylacık Derneği adına Veli Er ve 46 TV Genel Koordinatörü Eyüp Kadir Kılcı da katılım sağladı. Derneğimiz tarafından geleneksel olarak 11.sini düzenlediğimiz Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Günü'ne hepiniz hoş geldiniz. Katılımınızdan dolayı yönetim kurulum adına hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar geçmişte birçok güzelliği beraber yaşayan, kapı komşu olan ya da herhangi bir şekilde bir köyde beraber yaşayan hemşerileri şehir hayatı birbirinden koparmış durumdadır. Bu kopuk hayatı birleştirebilmek oldukça güçtür. Çünkü bir yerden bir yere ulaşabilmek neredeyse bir günümüzü almaktadır. Biz de hiç değilse yılda bir kez beraber olmak adına böyle bir organizasyonu yönetim kurulum adına düzenlemiş bulunuyoruz. İyi bayramların olsun. İyi piknikler diliyoruz. Bir tanıyorum. Kimsin sen? Ben Çiçek Alan. Çiçek Alan. Burada bir ablamız var. Sanki bu ablaya bir salata eğitimi mi veriyorsun yoksa? Evet. O da benim kızım. Burada sanki bir eğitim var. Evet. Eğitimci var. Ne eğitim var usta burada? Çünkü
Geleceğinde her işi kendimiz yapmamak için çocukları yetiştirmemiz lazım. Şimdi askeri yetiştirmek lazım. Evet. Mangalı şeyi yoksa her şeyi babadan beklememek lazım. Amcadan beklememek lazım. Yoksa ömür boyu böyle işlerden kurtulamazsın. Biz dayıdan bekliyoruz. Dayıdan bekliyorsun. Yok olmaz. Dayının zaten işi yetiştirmek değil mi? Evet. Hele iyi bayramlar. İyi piknikler. Bir anlat bakalım, kendini bir tanıyak seni. Ben Kahramanmaraşlı Hüseyin Yavuz. Göynük doğumluyum. İstanbul'da yaşıyor. Güzel mangal mı yapıyor? Aynen, güzel mangal yapıyor. Kebapçıyım. Kahramanmaraş Suçadık köyüne gelmişim. İsminiz nedir efendim? Bizler Zeynal Özdemir. Bizler ne kadar İstanbul'daysa, Belgrad Ormanı'nda piknik yapıyorsak da gönlümüz hep Maraş'tadır. Hiçbir zaman şimdi Maraş'ı unutmadık, unutmayacağız da.